Mutlu Güvercin TV YouTube yayın kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün kümesimden böyle yemlerken temizlerken göstermeyeceğim tabii ki de, temizledim az önce zaten. Her zaman öyle görüntüler de mecbur olmakta göstermeyelim. Ama yemleme seansından size şöyle biraz çekim yapayım istedim, kuşlarımın motivasyonu. Bugünlerde güzel, yüksek, hastamız çok elimiz yok. Bu yukarıdaki Moyleman dişi, fuardan son gelen, katılan ekibimize dişi. Birisi de şu panter. Bazı arkadaşlar kar yağdı hitap ettiklerini duydum. Siz artık nasıl biliyorsanız öyle tarif edin arkadaşlar. Onu da almamın sebebi rengi çok hoşuma gitti. Orada gördüğümde önden geçemedim bir türlü kafesini. Aslında ihtiyaçta değildi illaki. Sonradan alırım, Moylemanların birisiyle eşlerim. Moyleman böyle kırmızı renk yavrular alırım diye düşündüm. Bir de şu eşlemeyi çok merak ediyorum arkadaşlar. Bununla Moyleman eşlemesini deneyeceğim ileriki zamanda. Onun da güzel renkler oluyor böyle. Kırmızıya karışan siyahi renklerle birlikte ortaya çıkan bir tatlı renk çıkıyor. Ben bir arkadaşta gördüm. Ben de öyle bir şey deneyeceğim. Bakalım olursa. Yemlerine şey karıştırıyorum arkadaşlar. Bu sıralar kışın. Yani elinizde baharat türlerinden, ottan, çöpten ne varsa karıştırın yemlerine. Biraz zeytinyağı, bakın bildiğimiz şey ya, distil öl veya herhangi biyo bazlı yağ olsun, rastgele olmasın. Burada karıştırıyorum böyle ufak bir şekilde arkadaşlar. Azar azar. Yağıyla. Onu dökmemizin sebebi de bu yağı, o tozlar şeye bulaşsın diye. Bende birkaç tane var şimdi, göstermeye, reklam olmasın diye. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yemlerini şu anda yiyorlar. Ben de bu yemlerini biraz sonra 10-15 dakika, 20 dakika sonra kaldırıyorum geri. Kalanları olursa kaldırıyorum. Toz pis olmuyor bir. Bir de yemleme saatine daha sahip çıkıyorlar. O anda herkes acelece yemeğini yiyip çıkabiliyor. Yani geç kalan öbürkü güne oradan ders çıkarıyor ki ya eyvah eyvah, şimdi yemezsem aç kalacağım dünkü gibi filan. Yani o antrenmanları ve gelişmeler açısından da önemli. Devam edelim biraz daha. Kuşlarımıza sohbet edelim biraz. Sizler için de şöyle otururken bir 10 dakikalık, 15 dakikalık bir güvercin video keyfi olur umarım. İyi seyirler arkadaşlar. Benim bu öten erkek arkadaşlar yine yeni gelen Moyleman dişiye kur yapıyor. Ama kümeste de ikna edemediği dişi yok arkadaşlar, o kadarını söyleyeyim size. Bakın o da hemen sanki olur bir çay içebiliriz der gibi eğilim yapıyor. Sağdaki de arkadaşlar onun yavru oğlu. Bakın o da aynı şeyi taşıyor. Özellikleri çok güzel bir erkek oldu. Kardeşi de erkek çıktı. Bu da kamaraya bakıyor ne oluyor falan diye. Ya demek ki sizin o zaten o öten kuş soldaki. Zaten onun yüzünden geri başladım kuşçuluğa arkadaşlar. Verdiğim yerden geldi defalarca. Sonuçta onun başında patladı bütün. O sebep oldu falan. Aslında ona kızmam lazım. Yeniden bir ekip kurduk. Onun sayesinde bu ekip kuruldu arkadaşlar. Ve demek ki onu hemen bir göstereyim dedim. O dişiye şu anda kur yapıyor. Her yaptığı kur yaptığı dişi etkileniyor kuştan arkadaşlar. Şeytan tüyü var kendisini, affedersiniz. Panterimiz de sonunda cesaret yedi ve çıktı dışarıya. Kendi gönlüyle çıkar girerse daha çabuk künemesi benimsiyor, daha çabuk alışıyor etrafa. Arkadaşlar kuşlarım dışarıda, ben şimdi onlara doğru gidiyorum. Benim birisi ikisi beni direktmen gördü. Ben görür görmez bakar mısınız? Gel bakayım. Kim gelmek istiyorsa gel. Hadi bakayım. Aferin. Sen de geleceksin mi? Gel. Hadi sen de gel. Onlara sesimi duydular. Karşıdakiler. Bayağı bir heyecan başladı. Bizim bu da malları götürüyor burada. Ha, bu da yeni şeyimiz arkadaşlar. Yeni kadromuz.
artık açılmış dışarılara kadar. Kanadının biri halen bantlı. Ancak istese bayağı uçabilir. Bakın. Ay Allah. Evet orada. Bakar mısınız koluma? Cebime elim attığımla oraya geldi bir oldu. Evet o da geliyor. Var mı başka yiğit? Şunlara bir bakın. Dizildiler. Bakın ya. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Ha? Sen ne yapıyorsun orada? Dur ah gel. Aha öbürü de geldi. Gelin. Alın. Tamam. Kızıl gezegen sen de al gel. Al. Al al. Sen elimden al neyse. Al aldama bir tane yine de. Aferin. Hava da güzel arkadaşlar. Bugün muhteşem bir havamız var. Umarım gönlünüzdeki hava da böyle güzeldir. Kafama konmaya başladı arkadaşlar. Gel. Bu da geliyor. Şu da yeni yavrumuz arkadaşlar. Dün bir uçtular. Rüzgarlıydı. Kardeşiyle birlikte bir dolandılar. Paniklediler. Birkaç yere böyle gittiler. Acemi acemi. Sonradan öbür kardeşi benim sesime geldi. Kaybolmadan kurtardık. Bunlar kafama mafamı çizdiler iyice. Alın alın. Aferin. Tamam hava güzel ama sizi içeriye almam lazım. Kap. At. Kavga yok. Gel. Sen de gel al. Sen de gel al. Başka isteyen var mı? Al bakayım. Sen de sen biraz az aldın. Hadi bakayım. Aferin. Bu da telden almaya çalışıyor. Gel bakayım. Sen de buradan al. Nasıl aldı telin arasından? Her biri bir yerden ise ben hanginize vereceğim? Daha demden yemledim ben sizi. Ve yemi bırakıp gittiniz. Arttı yani yem. Bakın bu da buradan çıkmaya çalışan birisi var. Bakayım. Kapattım ya. Gördünüz mü çıktı. Orada normalde sadece giriyorlar. Ancak burayı kapattım şimdi. Artık çok dolaşmasınlar diye. Ne kadar çok dolaşırlarsa o kadar risk. Arkadaşlar maalesef şu sıralarda yırtıcı kuşlar yem arıyor. Onun için bir an önce girmelerinden de tarafıyım tabii ki. Evet kuşlarımızın morali yerinde, motivasyonları yüksek. Bu yavru birkaç gündür yeni yeni dışarıya çıkıyor. Az önce onun eşini gördüm bu siyahı. Nasıl bir yaramaz, öbürlerine nasıl ötüyor, kuruyor, erkek olacak, %100 erkek olacak. Bir ötüyor, bir ötüyor, bir kovalıyor öbürlerini. Çok ilginç, çok karakteri yüksek bir genç olacak o. Dolayısıyla arkadaşlar... Yani bu gelen kanlar sürekli bakın hepsi böyle kırmızı göz. Bunların kırmızı göz olanları postalarda biraz makbul. Bir de kanları güzel temiz yani böyle hiç şey yapan yok. Böyle benden ürküp kaçan anda alışıyorlar bana. Benden mi kaynaklanıyor? Nereden kaynaklanıyor da bilmiyorum tabii ki. Bir de elime bakayım gelecek mi onu deneyeceğim. Gel bakayım. Gel. Bakalım gelecek misiniz? Hadi. Cesaretler önden buyursun. Kim gelirse kazanır. Gelen kazanır. İşte böyle böyle arkadaşlar alıştırabilirsiniz kuşlarınızı. Önce elinize yaklaştırmak için tek tek vererek sonra korkulan yendikleri zaman geliyorlar. Elime gelenler çok. Şu anda biraz yerleri şey değil tam pozisyon alamadılar. Mesela gelmelerinde bir risk yok. Korkudan değil yani. Bu daha doğrusu pozisyon ayarlayamadıklarından gelemiyorlar. Hadi bakalım. Bu da burada kendini yırtıyor. O bir çıkarsa elime kesin gelir. Ama ya gel açayım gel. Hadi. Bunu alalım. Gel bakayım gel. Hadi çık. Aferin. Sen dışarıda içeride kalabilirsin. Biz bununla bir deney yapacağız. Elime gelmen lazım. Başka türlü şansın yok. Gel bakayım. Hop hop 1 2 3 hopla gel. Bak burada neler var neler. Oo tabii ki kaçırmadı ve geldi. Aferin sana. Görüyorsunuz. Yani uğraşsanız hepsi tek tek gelir.
Şurada bir erkek var. Moylemans erkeği. Şu. Sen devam et, devam et hadi. O şimdi yeni yeni artık o da kızmaya başladı. Bir ayağı bir çekingendi, korkaktı, ürkekti, kendine özgüveni yoktu. Şimdi kendine aşırı özgüven gelmiş. Dolayısıyla arkadaşlar, onu artık eşe atma zamanı geldi. Ha, şu erkek yavru, yani yavru, daha yeni cik arkadaşlar, ama deminden öbür kuşlara bir kur yapışı vardı. Şaşırdım. Daha sarı tüyleri üzerinde, belli mi bilmiyorum. Bu da bakalım ilgileniyor artık, o da şey yapıyor. Bir gün o da gelecek. Vakti var, o içindeki şeyi kırsın. Korkuyu. Öbür büyüklerden gördüğü için şey yapıyor. O da diyor ya, onlara bir şey olmuyor, bana da olmaz herhalde diyecektir. Böyle böyle bak. Ama öbürleri kızıl gezegen geldi. O da bu hanımefendinin peşinden koşuyor. Bunun. Nereye geçse dibinde. Tabii ki o da elektrik alıyor, boş değil ama. Hani öyle diyorlar ya, elektrik almaya başladım filan. Onlar da öyle. Gel bir tane de al da öyle git hadi bakayım. Hadi. Şu yavruyu da artık ele alıştıracağız. Bakalım. Daha çok taze. Bir yere gidemiyor. Bir de kümesin etrafında uçuyor arkadaşlar. Al. Elimi niye ısırıyorsun? Al bakayım. Gelecek misiniz? Kim gelirse o alır. Kim gelirse o alır. Gelen alır. Gelen alır. Gelen alır. Gene o geldi. Arkadaşlar biraz daha çalışayım. Bunlarla sirke çıkacağım. Şaka şaka. Ama görüyorsunuz, bunlarla bu derecede bu noktaya gelmek çok keyifli. Bunların bu kadar güvenini kazanmak çok güzel. Bir kuşun korkusunu yenebilmek, sana alıştırabilmek kadar güzel bir şey yok. Bak, kızıl gezegen de geldi sonunda. Delikanlı adam. Ona da verecek. O da alışık. O da elden yiyor. Ama son zamanlarda biraz aklı başı şeyde, aşna fişne de olduğu için. Gel. Sen de gel, gel. Ya. Bıraksam hepsinden yavru alırım arkadaşlar. Ama yer sıkıntı da. Yemlerini az önce verdim, temizledim. Bu yeni yavrularımdan bir tanesi de bu arkadaşlar. Bir önceki çanak yavrular. Bakın bunlar deli gibi elimizden. Deminkiler de an meselesi. Ne yapıyorsun sen? Buraya kadar gelmiş arkadaş, gelir mi? Ha, yerde görmüş. Onun için inmiş. Ne kadar kurnazsınız. Gel gel. Al. Kızıl gezegen, sen de gel. Arkadaşlar Miro'muz o son attığım videodaki arkadaştan geldi. Böyle göstereyim, erkek. Şu anda yuvasına çöp ihtiyacı yok ama içgüdü gereği çöp çekiyor hala. Topluyor. Kanadını bir halen bantlı. Daha yeni yeni alışıyor çevreye. Korkar, parlar gider bir yere diye. Risk almak istemeden bir yavru alalım hele altından. Ama uçuyor. Kenarlara dolaşıyor. Çatıya çıkıyor. Dışarıya çıkıyor. İçeriye giriyor çıkıyor uçarak. Bakın kapı kapalı ama o camdan giriyor çıkıyor. Yani alıştı çevreye, gitmez normalde ama gitmesi şundan yani korkum. Olur da anında bir karga gelir, bir saldırıya uğrar yırtıcı kuştan dolayı filan. O zaman parlar da birkaç blok ileriye kaçarsa geri gelmesi zor olur veya mümkün olmaz. Yakalayamazsın da yani. Arkadaşlar gerçekten bu postalar gittikçe beğenimi kazanıyorlar. İyice çok çok şey kuşlar bu postalar. Çok sadakatli kuşlar. Çok minnettarlar. Yani nereye gitse seni buluyor, geliyor. Sana alıştığı zaman bakın yavru, Arap yavru. Bunlar, dedim ya burada demin bir ötüşünü görmenizi isterdim ama yakalayamadım maalesef kameraya. Bu da birkaç yüzü anlattım ama arkadaşlar bakın ayağında daha yüzüğü var. Bir tarafında da elektronik yüzüğü var bu kuşun. Bu bir gün geldi, kümese zorla girmeye çalışıyordu. Yardımcı oldum, girdi tabii ki. El kaçak yakala, bizim kaçak içeriye zorla girdi neredeyse. Neyse dedim, herhalde hayvan kaybetti yolunu. Besledik. Biraz güçlendirdim. Ertesi günü kapıyı geri açtım gitsin diye kümesine.
Gitmedi. Dolaştık, çıktı, dolaştı, geri geldi. Kuşlarla birlikte. Sonra üçüncü gün gene aynı keza. Dedim ya olmayacak, böyle adamın hakkını yemeyelim. Aya o yüzükte de telefon numarası var, halen duruyor. Belki yine gider diye bıraktıydım. Adam aradım. Buraya tam 80 kilometre bir uzaklıktan gelmiş arkadaşlar. Adam şaşırdı, dedi ya olmaz, o benim kuşum olmaz, benimki kümesim de dedi. Dedim iyi de bu yüzük numarası senin mi değil mi arkadaşı? Ya benim dedi, ben aslında onun kardeşi var dedi, o kayıp, onu bekliyorum dedi, bu içeride diye biliyorum ben dedi. Ben kuş uçurtmadım son zamanlarda. Ama dedim dışarıya çıkarıyor musunuz ama uçurma, havalandırmak için falan. Evet dedim, tamam o zaman ondandır. Yani bir saldırıya uğramış kümesin etrafındayken. O saldırıdan son hız uzaklaşmış. Uzaklaştığı zaman da demek ki yolunu şaşırttı, kaybetti. O hız öyle arkadaşlar, o hız gidiyor kuşlar. Yani dolayısıyla bu kuşlarda bir korku ve saldırı olduğu zaman o tehlike sahasından son hız uzaklaşıyorlar. Arkalarına bile bakmıyorlar. Bu bazen kilometrelerce sürebiliyor. Dönüşte de zorluk çekiyorlar. Aslına bakarsan adam dedi, şaşırdım. Bu kuşun üç kez birinciliği var. 329 kilometreden son kez birinci olarak gelmiş. 329 kilometreden. Hani çok kıymetli bir kuş. Adam şaşkınlık içinde üzüldü de, dedim o zaman gel al bari madem öyle. Kuşun ben de sağlam da yemin usulünü verdik. Bakımını yapıyoruz. Dedi sen onu sal. Senin kuşların var mı dedi. Var zaten, ben hobi olarak bakıyorum dedim. Benim kuşlarım da var elbette. Onun için zaten benim buraya geldi. Belli ki. Dedi o zaman sal, gelirse benim, gelmezse senin dedi. Tamam o zaman eyvallah. Bu da gitmedi tabii ki, sağ olsun. Bizi tercih etti. O moylaman erkekle, işte deminki moylaman demiştim, onu da öbürüyle eşleyeceğim diye. O dişi zannettiğim erkek çıktığı için az önce çift olmadılar. Bu da gelir gelmez, bak yem kıskanıyorlar. Gelir gelmez, ha bu da bakın şu yavru onun işte arkadaşlar. Şu yavru moylaman babadan, kırmızı, beyaz moylaman babadan. O çıktı, bir de şu yukarıdaki siyah çıktı. Onu eş aldı gelir gelmez. Yuva yaptılar. Yavru dedim bir yavru alayım bakayım ne çıkacak altlarından. Hangi renk çıkacak diye merak etmiştim. Dolayısıyla bu siyah yavrular çıktı. Bu siyah yavru çıktı. Bir tane daha geldi. Arkadaş siz hiç mi doymuyorsunuz ya? Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunu aç, demek ki ya kuşlar aç da öyle falan değil. Ben burada bazen yem şeyde tasta yem artıyor, yemiyorlar. Ama bunlar halen gelip buralardan benim elimden istiyorlar yemi. Yani belli ki bu teması seviyorlar. Onu da söyleyeyim de yani şey yanlış anlaşılmasın. Yani anlayacağım, kuş aç falan değil yani, öyle bazıları biliyor aç bırakıyor ondan falan geliyor diye şeye kapılacak olursanız değil. Az önce yemledim, temizliğini yaptım, dışarıda saldım biraz uçsunlar diye. Şimdi o esnada da bu çekimi yapıyorum. Aslında çekmeyecektim ama bu yavrunun önünden öyle muhteşem bir ötüşü ve koruyuşu vardı ki şeyi, kümesini ve kardeşini. Dedim lan bunu bir çekeyim, yakalayabilirim ama yakalayamadım. O anda tabii ki kuşlar turdan geldi, uçuyorlardı. Etrafıma üşüştüler. Ben de kamerayı açtım. Çekmeye devam ettim. Aslında sadece bu yavruları çekecektim. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi o kuş kalış, o kalış halen bizde. Bakın o da yabancı bir kümes. Yani bunların bu ırk değil, bu soy değil. Tamamen başka bir soy. İçinde yanzın filan karışımı vardı arkadaş. O da elimizden yiyor. Yani demek istediğim şey, o da geliyor elimiz etrafında dolaşıyor. Benim önceki mirolarım vardı. Kuşçuluğu dağıtmadan önceki süreçte. Bu tür mirolarım da gelip bu posalardan göre göre onlar da alışmışlardı arkadaşlar o zamanlar. Yani bu posalardayken bu posa o zaman yoktu. O zaman başka postalarım vardı. Onlar da kısmen elimden yemeyenler vardı. Ve hatta bu o yemeyenlerden bir tanesi de bunun babası. Belki de o alıştırıyor bunları. Beleşçiliğe. Yani. Arkadaşlar evet, videomuz fazla uzamasın. Böyle keyifli. Şu yavrular da bakın, o moylaman deminden anlattığım kuşun ikinci yavrusu da bu. Bu değil. Bu mu diyecektim ama bu değil. Yavrunun biri bu. Çok güzel oldu. Ama ben moylaman bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim. Biraz daha kırmızı olmasını isterdim. Ama bu çok tatlı. O da çok güzel oldu. Ha bakın bu. Diğer kardeşi de bu. Erkek bu. Yüz erkek. Bunu az önce tamamen emin oldum. Çünkü bir kur yaparak ötmeye çalışışı vardı. Şaşkınlıkla izledim. Tamam arkadaşlar. Yeter. Bu kadar. Yordunuz benim kolumu. İstiyorsunuz. Her birini bir yerden yem istiyorsunuz. Kuşlar da şu anda motivasyonu yüksek. Keyifler yerinde. Anlayacağınız böyle
Yeni yılın belki son videosu olarak şeye, yayına yüklerim ya da yeni yılın ilk videosu olarak yüklerim. Bir bakayım arkadaşlar duruma göre. Olmazsa sizlere bunu sunarım, izlersiniz. Güvercin seven dostlarımız da keyifli dakikalar geçirir umarım. Dolayısıyla teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Çok yoğun ilgi gösterdiğiniz son attığım videoya. Ondan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Başka videoda yine başka böyle bir sohbetle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yeni yılda her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın değerli gönüllü dostlarım.